İnanmıyorum. Baskın basanındır dedim, haber vermeden kapına dayandım. Ya ne kadar iyi ettin. Canım. Hadi gel. Sana çilekli pasta getirdim, çok seversin bilirim. Bakar mısın? Bir de unutmaz. İnceliklerin kadını işte. Herhalde yani. Senin aradığın, özlediğin yok ama ben neyi sevip sevmediğini bile hatırlıyorum. Ay ayakta kalma, gel şöyle otur. Böyle geçiyorduk değil mi? Aynen. Ay ne kadar iyi yaptın. Otur. İyi gördüm seni. İyiyim. Ne kadar iyi olunursa işte. Benimkisi artık yaşamak değil Dilya. Künder'i öldürmek. Serra nasıl, iyi mi? Yolunda mı her şey? İyi, iyi. Çok şükür Serra, iyi. Vallahi onu da ne kadar uzun zaman oldu görmeyeli. Rastlaşamadık da bir türlü. Kesin sokakta görsem tanımam. Ne yapsın o da? Oradan oraya koşturuyor çocukcağız. Okula devam ediyor değil mi? Ediyor, ediyor tabii. Hem okuyor hem çalışıyor. Bir de çalışkan Edil. Ev, okul, iş. Hepsinin altından kalkıyor maşallah. Kime çektiyse. Ya. Nabzı çok zayıf. Hemen ambulans alın. Selim, var mı bir haber? Yok ya, hala kapalı veriyor telefon. Ah, şarjım bitti. Zaten hep de böyle zamanlarda biter şarjım. Ama ben bu çocuğun yapacağı işe de, atarına da... Yani insan telefonu niye kapatır ki? Çok normal değil mi? O görgüsüz Serra herkesin içinde rezil etti çocuğu. Bence kafasını dinlemek istiyor. Sen herkesin içinde öyle bir tokat yeseydin, sen ne yapardın? Nasıl olurdu tepkin? Yalnız var ya, şu sevimsiz Serra ortaya çıktığından beri yaşadıklarımızı görüyorsunuz değil mi? Çok garip. Ben size söyledim. O kızda bir şeyler var, hissediyorum dedim. Vallahi diyordum Biricik ya. Sen ilk bakışta anladın bu kızın ne mal olduğunu. Hayır, ne yaptı ki bu kadar Burak'ı sinirlendirecek, onu merak ediyorum. Acaba diyorum ki karşı tarafı anlayıp dinlemeden böyle hesap kesmeseniz mi? Yani sonuçta bilmiyorsunuz Burak'ın kızı çıldırtıp bir şey yapıp yapmadığını. Çok iyi ya. Sen şimdi 40 yıllık arkadaşını bir kenara attın. Dün tanıştığın, ne olduğu belli olmayan bir kızın arkasını kolluyorsun. Tebrik ederim. Biricik ne alakası var? Yani sen lafı neresinden anlıyorsun? Şu bir gerçek ki Burak ve Serra arasında bizim bilmediğimiz bir takım olaylar yaşanmış. Yani yoksa neden okulun ortasında kavga etsinler, tokatlar konuşsun falan? Ya ne yaşanmış olabilir ki, ne diyorsun? Sizin aranızdan su sızmaz Biricik. Hiç mi bir şey anlatmadı sana, emin misin? İyi düşün. Yok. Yok, bana bir şey anlatmadı, bilmiyorum. Neler öğrendiğimi bir bilsen inanamazsın. Neler öğrendim Burak? Ne öğrendin de bana söylemedin? Serra, yani yanlış anlama da ne oldu ya öyle? Anlatacak bir şey yok. Önemli değil, boş ver. Sen öyle boş yere tepki vermezsin. Kim bilir ne yaptı o şımarık Sübbe?
Keşke olmasaydı ama... Kendimi tutamadım ben. Dikkat et, başına bela olmasın. Öyle her şeye kolay yoldan sahip olan tayfa birine taktı mı hırs yapar. Serra. Bir saniye bakar mısın? Geliyorum. Ne? Sence? Selim. Açıklama yapmanı bekliyorum. Yani bunda anlamayacak ne var? Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ben sana açıklama yapmaya mecbur muyum? Ayrıca illa bir açıklama bekliyorsan git o arkadaşına sor. Kibarca söyledim, anlamadı. Tavrımı koydum, ciddiye almadı. O da yetmezmiş gibi okulun ortasında abuk subuk hareketlerle benim sinirlerimi bozdu. Yeter ya. Tamam. Tamam ya, sakin ol. Sadece olayları çözmeye çalışıyorum. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Git o salağa sor o zaman. Ne yaptığını tek tek anlatsın sana. Ayrıca söyle o Yılışa, benim etrafımda dolanmasın. Hayırın anlamını öğretmemişler zamanında beyefendiye. Duyunca cevaptan saymıyor. Tamam da bu çocuk seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptı? Ne yaptı biliyor musun? Hiçbir yere kaybolma. Dersten sonra anlatacaksın her şeyi. Sağ ol canım. Çengelköy'deki eşyalarımıza hiç benzemiyor değil mi? Bak biz o ev sayesinde tanışıp komşu olmuştuk. Sonra onlarca şeyi paylaşıp dert ortağı olduk. Ben Erkan'ın başını etine yemiştim o eve alsın diye biliyor musun? Keşke sözümü dinlemeseydi, taşınmasaydık o eve. Aa, aşk olsun ya. Tanıştığımız güne lanet ediyorsun yani, öyle mi? Olur mu öyle şey? O evden geri kalan tek güzel şey dostluğumuz derim hep, biliyorsun. Ama o ev Yiğit'in sonu oldu İdil. O eve taşınmasaydık o uğursuz kızla tanışmayacaktı, aşık olmayacaktı. Onunla da Elif. Aynı zamanda benim yeğenim hatırlarsan. Neyse işte. Var mı Erkan'dan bir haber? Aman yok. Olmasın da zaten, şeytan görsün yüzünü. Ya bir gün çat kapı gelirse? Gelemez idi. Nereye geliyor? Ben affetsem Serra ölse affetmez. Kız soyadını değiştirdi ya. Sildi babasını. Soranları öldü diyor zaten. Yalan da değil hani. Erkan öldü bizim için. Selam bebeğim. Ne haber? Kızım bu ses ne be? Ne oldu? Hiç. Yorgunum sadece. Ve inşallah akşamki iş iptal demek için aramışsındır. Ay yok canım, üzgünüm. Akşam beraberiz, çalışıyoruz. Davet kimin evindeymiş peki, söylediler mi? Ay ne bileyim ben ya, kodamanlardan birinindir işte. Ne diyeceğim bak, acil otele ışınlanman lazım. Burada vallahi çarşı karıştı. Ay tamam, ben ilk servise atlayıp geliyorum hemen. Bu arada sen de benim formamı ütüye verir misin? Verildi bile bebeğim. Hadi uç burayı, öptüm çok, bay bay. Ya işte abi, senin bu titrek araba kullanmayı da bilmiyormuş. Öyle baktım gözümün önünden böyle pırrrr dedi, kuş gibi uçtu gitti. Hala fırlıyor ya. Puh, salak mı çocuk ya? Ne uçması oğlum, gerizekalı ne uçması? Kuş mu lan bu uçacak? Ha? Abi niye atıyorsun, bu nimet ya. Bak bunu bulan var, bulamayan var ha. Oğlum dur şimdi nimeti ya. Baştan anlat şunu, ne oldu? Ya işte takıldım ben bunun peşine. Senin emrettiğin gibi. Yüzünü görmedin değil mi lan, eminsin? Yok be abi, ne görecek? Filmli ya zaten benim kızın camları. E plaka da o**dan. Tamam oğlum, uzatma. Sonra. Ne sonra abi? Sonra diyorum Salih kardeş, bir okey çevirelim mi seninle, ister misin? Ya bir öğrenemedin şu işleri ya. Okey iki kişiyle oynanır mı? Tamam, tamam, tamam ya.
İşte ben bunun peşine takıldım ya. Dedim bir iki tane de hareket yapayım böyle. Bir makasa girdim çıktım. Sonra geriye doğru düşünce çektim üç tenikeye. Ta 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 ta. Lan yandan ittirmedin değil mi lan? Oğlum bak, cinayete girer yoksa. Benden söylemesin. Sen dedin, git dedin gözünü korkut dedin. Bir daha dedin o afilli arabasına binemezsin titrek dedin. Sen dedin demedin mi? Sen söyledin abi dedin. Afilli arabasına girdin demedi dedin. Vur deyince öldüren cidden manyak. Oğlum ben sana git adamın ölümündeki kazamı yaptır dedim lan. Ha? Salak. Oğlum yemin ederim var ya bir gün önünde kalacaksın ha. Yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. La havle ve la kuvvete billahi lazim. Ne yapıyorsun lan? Oğlanın ruhuna gibi değil mi? Abi ben biraz çekirdeği aldım, kaçtım. Kendine iyi bak. Lan! Geri zekalı. Merhaba. Aman Allah'ım, dünyanın sonu geldi. Haberimiz mi olmadı acaba? Lordum, sizi fakirhanemize getiren şey ne ola? Siz nece konuşuyorsunuz acaba? Yani kantinde çayın içine bir şey falan mı katıyorlar? Tamam o zaman, nasıl yardımcı olabiliriz diyelim. Serra'yı gördünüz mü? Vallahi hoca dersi erken bitirdi. Serra da hemen gitti. Tamam, görüşürüz. Bu işin yarın da var Serra Hanım. Neredesin ya? Bir geliyorum diye gittin, kayboldun ortadan. Geldim, geldim de telefonum hanginizde? Ha, bende. Heh, al. Teşekkür etmesen de olur. Teşekkür ederim Biricik. Oldu mu? Ya Selim, sen Burak'tan haber aldın mı? Ne olur bana doğruyu söyle bak. Sence Eda? Yani telefonum sizdeyken haber almış olabilir miyim? Duman'da falan mı haber alacağım? Tamam, sakin, bir şey demedik ya. Evet yani Selim, ne bu gerginlik şimdi? Gerginlik falan yok Biricik. Görüşürüz akşam. Belli yok. Canı bir şeye sıkılmış yine belli. Alem nerelerde yaşıyor görüyor musun Serra? Aman Pınar, ev işte. Ne var abartılacak? Hadi kızlar, oyalanmayın. Ne ya? Lise diplomanızın bile olmadığı konuşuluyor. Sahi İngilizceyi nerede öğrenmiştiniz? Şu doğum günümde hem de. Gizli tabii. Seni çakma seni. Happy birthday. Asena çakmasay. Dur. Dur, bu daha başlangıç. Seni herkese rezil edeceğim Asena. Bekle sen. Daha ısınıyoruz. Hala başta pek istemedim ama iyi oldu bu parti. Evet hayatım, hepimize çok iyi gelecek. Oo, ne kadar güzel olmuş her şey. Evet babacığım, da sen ne kadar yakışıklı olmuşsun bugün.
Asena sürekli kilo aldığımı söylüyor. Ay yok artık, daha neler. Fransız jönleri gibi olmuşsun, böyle Alenderon'un gençliği gibi. Hiç inanma sakın ona. Prensesim ya, nasıl da biliyor babasını gülümsetmeyi. Babacığım. Yok ama gerçekten ciddi söylüyorum, öyle gönül almak için söylemiyorum. Sahi siz kaç yaşında baba olmuştunuz? 20. Onurcuğum, annem babamı üniversitedeyken tavlamış. Sonra da beni takmış koluna kelepçe diye. Kelepçelerin en muhteşem. Canım babam. Bayılıyorum sizin bu baba kız aşkınıza. İnşallah bir gün benim de kızımla böyle bir ilişkim olacak. İnşallah Onurcuğum. O günleri en yakın zamanda göreceğiz. Meraklanma. İnşallah babacığım. Bakıyorum da cemiyet hayatının sevilen isimleri parti için hazırlanmışlar. Sen çok fazla spor giymemiş misin? Yo. Çünkü benim gideceğim parti bu kadar sosyetik değil. Nasıl yani? Kalmıyor musun? Kalmıyorum. Buranın kasvetli ortamı beni gerer baba. Yani bu kadar yaşlının arasında ne işin var diyorsun öyle mi? Yani öyle değil. Heh, doğum günü kızı da geldi. Çok güzel olmuşsun. Hazırlanmanın neden bu kadar uzun sürdüğü anlaşıldı. Çok güzel olmuşsun. Canım sevdim. Kusura bakmayın, biz biraz erken başladık ama. İyi yaptınız. Aa, benim doğum günümde içeceğim. Ben isterim. Bana bir kadeh getir. Lütfen. Lütfen demeyi unuttun da Selim. Selimciğim. Ablacığım, bu gecenin en güzel kadını sen olacaksın. Canım benim. Bir tanesin. Ben kaçıyorum. İyi eğlenceler. Aa, aşk olsun. Doğum günü partime kalmıyor musun? Görüşürüz de seni. O asil adam be. Sen git öyle şımarık bir kadınla evlen. Tövbe tövbe. Oo, gıybet başlıyor. Dökül bakalım Rıfkı, ne iş? Ne iş olacak kızım? Her zamanki tantana. Onu getir, bunu götür. Şefim, kimin daveti bu? İhsan Kutlusay'ın eşinin doğum günü partisi bunlar. Kutlusay dedi. Durdun mu kız? Bu seninkinin babası değil mi İhsan? Senin gideyim. Seninki deme şuna. Kadere bak sen ya. Onca insanın içerisinden tut, eniştenin evinde çalışmaya gel. Senin gidemedi, o enişte diyor bir de. Şişt, ister misin şimdi pat diye şu kapıdan Selim girsin? Aman canım, neyse ne. Hadi, işin yok mu senin? Ama bir an için. Pınar. Şefim. Gel kızım bakayım buraya. Geliyorum hemen. Kimin oğlu demiştin? Malatya Milletvekili Tahir Egemen'in. Haber verildi mi? Evet hocam. Biz ameliyata girerken ilk uçakla Ankara'dan gelecekleri söylenmişti. Hastaneye varmışlardır çoktan. Pansuman yapalım. Tamam hocam.
Durum hakkında bir gelişme olursa bana haber et. Tamam hocam. Kapalı veriyor hala. Partiden önce yemeği buraya geleceğimizi biliyordu ama değil mi kesin? Bence yemeği pas geçti. Direkt partiye gidecek. Kesin kesin öyledir. Ya zaten kötü bir şey olsaydı çoktan duymuştuk. Yani evet. Hadi kızlar hadi toparlanın. Bak Burak yüzünden ben bütün gün yemek de yemedim. Çok acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben inanılmaz açım. Ya hepimizin ayarı bozuldu. Ay tatlılar da çok güzel gözüküyor. Hepsinden söyleyeceğim. Sakın bana çok yedin, fazla yedin, nasıl kilo almıyorsun gibi sorular sormayın. Tamam yok, söz. Yok, bu gece diyet falan yok. Her şey serbest. Bir de şu kapıdan şimdi Burak gelse her şey tam olacak gerçekten ya. Hanımefendilerden başlayalım. Eğleniyor musunuz? Çok. Harika bir parti oldu. Hayatım Necatlar burada ya. Ben bir selam vereyim. İlgilenemedim. Tamam canım. Of, bu ne ya? Hiçbir şey yetişmiyor resmen. Çok mu kalabalık? İstanbul Sosyetesi'nin tamamı burada bebeğim. Yalnız seninki de bir nevi prensmiş ya. Diyorum kızım. Yukarısını görsem vallahi saray yavrusu gibi. Sadece bu kattaki tuvalet benim odam kadar artık Selim'in odasını düşün yani. Selim yok mu? Ha yok görmedim. Bence yok. Yani burada olsa görürdüm kesin. İnsanların içinde parlardı benim enişte. İşte demiyorum. Hanımlar. Çeneniz değil, elleriniz çalışacak. Pınar, sen de borçları toplamaya çık. Hadi kızım. Tamam. Aklını kullanmayıp da Selim'i kaçırırsan böyle ömrün boyunca boş tabak temizlersin işte. Selim için aklım yerine soğuyorum konuşuyor ama onu ne yapacağız? Sana bu doğum günü konusunda iyi ki bu kadar çok ısrarcı oldun. Baksana kaç zamandır görmediğimiz dostlarımızı gördük. Ben esas sana çok teşekkür ederim Nil. Masada o gün sen desteklemesen belki böyle bir partimiz olmayacaktı. Parti konusunda mütevazı olamayacağım şekerim. Organizasyon benim işim. Aa gerçekten mi? Ne bileyim ben ya hayatım. Baksana babamın keyfi ne kadar yerinde. Çok mutlu oluyorum onu böyle görünce. Şu İdil'e bak İdil'e. Kadından çok erkek arkadaşı var. Yani böyle erkek ortamlarında tek başına şov yapmasa rahat edemiyor bu kadın. Vardır ya öyle kadınlar. Erkek ilgisinden beslenen. Bak şu hale bak. Aa gerçekten mi? Babam İdil'i kardeşi gibi korur kollar Asena. Yani rahmetli abisi babamın en yakın arkadaşı biliyorsun. Nasıl İdil ya? Ya ben inşallah babanı kıskandım zannetmedin Edim'den. Olur mu canım öyle şey? Benimki sadece ilgi Canikom. Yani kocamla ilgileniyorum. Sana da tavsiye ederim. Onlara bak. Tam bir parti boyu çıktı. Çok eğleniyor. Biz onu akademisyen sanarken tam partilerin adamı.
Ama tabii siz çok genç evlendiniz, uzun yıllardır evlisiniz ya. O gece hayatına daha doyamadı. Senin yerinde olsam çok dikkat ederim. Semacığım, ben Onur'a kendimden daha çok güvenirim, biliyorsun. Ah, herhalde canım. Ama ben benimkinin yanına gideceğim. Sana da tavsiye ediyorum. Biz ben şimdi seni yalnız mı bırakacağım? Yok, ben Yerdağlar'a mı bakacağım? Onur'a git. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Aa, kim gelmiş? Doğum günü kızı. Hazır mısınız? Happy birthday baby. Thank you. Evet, müjdemi isterim. Misafir tuvaleti taşmış. İyi de buranın bir çalışanı falan yok mu? Var var, olmaz mı? Haber verdim, geliyorlar şimdi ama bana dediğin aynısını diyecek kesin. Evet. Kim temizleyecek tuvaleti? Ama biz catering'den sorumluyuz. Siz bu sorunu bildiğiniz gibi halletseniz daha iyi olacak. 10 tane elim mi var benim? Ayrıca ben nasıl temizleyeyim tuvaleti? Ama yani... Pahalı aması falan yok. Yani biz bugün dışarıdan hizmet aldığımız için Asena Hanım çalışanlarına izin verdi. Ama sen izinli değilsin ablacığım. Bak, kanlı canlı buradasın. Neyse, kim temizleyecekse gelsin. Malzemeleri hazırlıyorum, kapıda bekliyorum. Ben temizlerim. Ne olacak canım? Otelde yapmadığım iş değil nasılsa. Hemen niye atlıyorsun Serra? Aa! Hadi kızım, bir bakalım. İşte burası. Hadi kolay gelsin. Ha bu arada sakın paspaslara falan çamaşır suyu değdireyim deme. Çok güzelmiş. Rica ederiz. Serra, pasta ne zaman gelecek? Ben bir anneme sorayım. Ben annem yanına gidiyorum. Anne! 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 Baksana, ne yapmış arkadaşların? Söyleriz bir Nezahat Bey temizler. Yazık değil mi anneme? Arkadaşları yapmış, onlar temizlesinler. Dolu.
Yok, yok. Hala kapalı. Şu uğursuz Serra yüzünden çektiğimiz eziyeti görüyorsunuz değil mi? Ay Serra, Serra. Yeter ama. Hadi kalkın partiye gidelim. Bir havamız değişsin ya. Kendimize gelelim. Gerçekten mi? Yani gerçekten partiye mi gideceğiz şu an? Evet, gideceğiz. Gitmezsek Kaan'a çok ayıp olur. Yani sizi bilmem ama son olanlardan sonra benim pek parti enerjim yok. Selim. Ya bana fark etmez, ben uyarım sizi. Tamam, o zaman gidiyoruz. Hadi, Burak oradadır ya, siz bana güvenin. Aa, ben tanıyorum onu. İyi, ben de hesabı isteyeyim, gidelim hemen. Evet. Hesabı alabilir miyim? Oradadır, değil mi zaten Burak da yani? Gidince göreceğiz. Ha? Orada. Serra. Merhaba hocam. Merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Çalışıyor musun? Evet. Organizasyon şirketinde mi çalışıyorsun? Hı hı. Bizim otel veriyor sizin catering'inizi. Hallettim ben. Tertemiz oldu, kullanabilirsiniz. Eline sağlık. Çok takdir ettim seni. Yani ben de Amerika'da burslu okurken bir kulüpte çalışıyordum. Arkadaşlarım eğlenmeye gelirdi. Ben onların borçlarını toplardım. Bir tuvaletleri temizlerdim. Bulaşıkçılık falan yapardım. Ben işimin başına döneyim izninizle. Tabii, kolay gelsin. Teşekkürler. Artık her sene aynı şey oluyor. Ben de fazla takip edemiyorum. Dediniz. Geldik işte, bakın Burak yok. Ben size demedim mi içimde kötü bir his var bu çocuğa bir şey oldu diye. Eda yeter, sakin ol biraz ya. Ay sanki siz çok sakinsiniz. Panik olmasınız, biz bu saatte çıkar mıydık acaba bu partiden Biricik he? Tamam haklısın, biz de korkuyoruz ama yani senin gibi yaygara yapmıyoruz, yeter sus. Arkadaşlar acaba polise, hastanelere falan mı haber versek? Boş oturmaktan iyidir en azından. Selim babasına mı haber versek acaba, ne diyorsun? Yani aslında benim aklımdan geçmedi değil de şimdi Burak'la babasının arasını bozarız diye korkuyorum. Biliyorsunuz babası uysuz biri. Evet evet, hiç gerek yok, aynen. Bence bu gece de bekleyelim. Belki birinin evinde falan sızıp kalmıştır. Ya gidip evine falan baksak o zaman, ne olur hadi gidelim ya. E tamam, sakin olun, merak etmeyin. Ben giderken evine bakacağım. Bir şey öğrenirsem söylerim size. Tamam, ara. Hadi görüşürüz. Buyurun. Ya. Ya son tepsiydi. Bitti sonunda. Gitti mi herkes? Çekirgeler başka bir partiye doğru uçtular. Kadın kaldı sadece. Arkadaşlar, kalan yiyecekleri paketledik. İsteyen istediği kadar alıp evine götürebilir. Nice. Teşekkürler. Ah şefim, servis geldi değil mi? Servis geldi, geldi. Sizi bekliyor. Ver, tamam. Siz önden gidin, biz arkadan malzemelerle döneceğiz. Tamam, biz ne yapalım, çıkalım mı? Çıkın. Bu İdil de kaç saattir kiminle konuşuyor?
İş konuşuyordur canım. Bu saatte ne işi Melih'cim? Sen de amma safsın ha. Niye? İş gereği ben de bu saatlere kadar konuşuyorum. O da benim gibi yoğun bir insan. Sen başkasın hayatım. Kadınlar anlar böyle şeyleri. Güven bana. İzil, bir şey mi oldu? Malatya Milletvekili Tahir Egemen'in oğlu trafik kazası geçirmiş. Aa! Burak mı? Ya tanıyor musunuz? Öğrencimiz. Ay Selim yanında mıydı acaba? Ara hemen. Ara ara ya, Selim'i ara. Durun telaşlanmayın. Çocuk yalnızmış kaza yaptığında. Kimliğine de biz sonradan ulaştık. Ay Onurcuğum sen yine de bir arasana. Ben çok daraldım. Çocuk iyi miymiş peki? İyiymiş. Ameliyata iyi geçmiş. Hayati bir risk taşımadığını söylediler. En güzel gecenin mahvetmesi olmazdı. Merhaba. Ne işin var bizim evde? Çalışmaya geldim. Çalışmaya mı geldin? Hı hı. Partinin cateringini bizim otel veriyor da ben de görevliydim. Niye bana söylemedin? Ben de gelince öğrendim sizin eviniz olduğunu. Ben bilseydim gitmezdim bir yere, kalıp sana yardım ederdim. Yok. Edemezdim. Neden? Yani çok mu zordu sana? Yardım edemeyeceğim kadar zor muydu? Yani hayatın boyunca yapmadığın işler diyelim. Kıyafet çok güzel olmuş, çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün gün okulda arıyorum seni. Sonra geliyorum, akşam evimdesin. Ne tuhaf kızsın Serra. Serra. Selim. Onur abi, hayırdır artık kapılarda mı karşılıyorsun beni? Neredesin oğlum sen? Telefonuna da bakmıyorsun. Duymamışım da ne bu hali, ne oldu? Çocuklar panik olmayın ama. Burak. Burak trafik kazası geçirmiş. Ne? Ne? Evet. Bu durumu iyi, merak etmeyin. Yani bir operasyonu almışlar. Ama şu anda her şey kontrol altında. Hocam peki operasyon iyi geçmiş ama gerçekten değil mi? İyi geçmiş Serhat, merak etme.
Her şey şu anda kontrol altında. Abi kaza ne zaman olmuş? Nerede olmuş? Hiç bilmiyorum Selim. Hiçbir detay bilmiyorum. Yani herhalde okul dönüşü yaptı. Ya tamam da Burak çok iyi araba kullanır abi. Benim aklım almıyor söylediğin şeyleri. Defalarca kez aradık, açmadı. Sonra bize dedi ki kafası bozuk. Stres atıyordur herhalde. Al, al işte, Allah kahretsin. Sakin ol bak. Onur Hoca da iyi olduğunu söylüyor. Eğer Burak'ın başına bir şey gelirse... Saçmalama Selim, Serra ile ne alakası var oğlum? Serra, bebeğim servis kalkıyor. Gel hadi. Git. Git Serra. Hiçbir şey söylemeden git. Üzüldüm gerçekten. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Sağ ol. Serra. Dua et Burak'a şey olmasın. Burak'la aranızda ne geçtiğini... ...neden ona tokat atıp deliye çevirdiğini anlatacaksın. Anladın mı? Hangi hastane? Dilin çalıştığı hastane. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, biz de geliyoruz şimdi. Dikkatli git. Merak etme. Biricik. Selim. Burak trafik kazası geçirmiş. Ne? Ben de hastaneye gidiyorum şimdi. Tamam. Tamam, geliyorum ben hemen. Tamam. Tamam. Kızlara da haber ver, ben onlarla uğraşamayacağım. Tamam, merak etme. Burak. Yok, ona bir şey olmaz ya. Burak'a bir şey olmaz. Yok, iyidir. İyidir, bir şey olmaz. Neredesin? Başkasına gerek yok. Biz birlikte atlatacağız. Biz Selim'le birlikte atlatacağız. Başkasına yer yok. Neden onu tokat atıp deliye çevirdiğini anlatacaksın. Dua et Burak'a şey olmasın.